Videoda anlatılanlar ve gösterilen görüntülerin doğruluğu hiçbir zaman bilinemeyecek olup, ilginç adam tarafından doğru olma olasılığı en yüksek görüntüler konulmuştur. Videoda anlatılan her şey komple teorilerinden oluşuyor olup, bilgilerin ve görüntülerin doğruluğu her zaman seyirciye bırakılmaktadır. NASA'nın elinde uzay uçuşlarındaki UFO gözlemlerini ve Ay'daki uzaylı varlıkları belgeleyen pek çok fotoğraf ve doküman bulunmaktadır. NASA'da çalışmış ve görev almış birçok bilim adamı ve astronot da dünya kamuoyuna yaptıkları itiraflarla bu gerçeği doğrulamıştır. Diğer düzenlenmiş ay misyonlarında ise sayısız UFO'lar, mekanik araçlar görüntülenmiş, yüzey üzerinde binalarla, sıra dışı mühendislik ürünü yapılara rastlanmış ve halktan büyük bir ödenle gizlense de dünya dışı canlılara ait birçok görüntüler de elde edilmiştir. Amerikalı önemli bir astronom olan George Leonard yazmış olduğu kitapta, Amerika Uzay Kuruluşu olan NASA'nın Ay'daki yabancılar hakkındaki bilgileri dünyadan gizlediğini söylemiştir. Aynı nedenlerle Apollo astronotları da bu konudaki haberlerin yayınlanmasını engellemek için şifreli bir dille konuşuyorlardı. Leonard'a göre milyarlarca dolar harcanarak gerçekleştirilen Ay'a gidiş programının asıl amacı ne uzay yarışını kazanmak ne de bilimsel araştırmalar yapmaktı. Amerika ve Sovyetler Birliği kendi aralarındaki gizli bir işbirliği ile bu yabancıların Ay'da ne yaptıklarını öğrenmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. NASA'nın Ay'a gitmekte bir görünür, bir de görünmez gizli maksadı olduğunu bildiren NASA'nın eski direktörlerinden James Flectors, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuşmuştur. Her NASA projesinin ardında dünya dışı zekanın kesinliğinin araştırılması bulunmaktadır. İşte NASA'nın Ay'la ilgili yapmış olduğu çok gizli projelerden birisi de Rus-Amerikan ortak çalışması olan Apollo 20 misyonudur. Bu projenin amacı Apollo 11 ve sonrasındaki Apollo 19'a kadar olan tüm misyonları Ay yüzeyindeki Delport kraterinin güneybatısında bulunan devasa büyüklükteki bir uzay aracının enkazının bulunması ve incelenmesiydi. 16 Ağustos 1976 yılında tüm dünyadan saklanarak Apollo 20 misyonu iptal edildi denilerek tüm dünyadan gizlenen ve çok gizli bir şekilde yürütülen bu projede Leona Snyder, Alexei Leonov ve William Rutgold görev almıştır. Apollo 20 misyonu, Apollo 11 ve özellikle Apollo 15 misyonlarındaki görüntülerde çok daha net bir biçimde görüntülenmiş olan prob biçimli devasa bir cisimin enkazına ulaşılması biçiminde gerçekleştirildi. Görüntülerde Icetek Delport kraterinin güneybatısında prob biçimli, ucu hafifçe sivri, bir sıra dışı nesne bir tür tünelden yukarı doğru çıkmışçasına hafifçe eğimli bir halde görünüyordu. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf tamamen orijinaldir. Bahsedilen cismi görüyorsunuz. Bu fotoğrafı yapay zeka teknolojisiyle upscale edip görüntü kalitesini arttırdığımda ise bahsi geçen cismin çok daha net şekilde gözüktüğünü sizler de görüyorsunuz. İşte bu uzay gemisinin çekilen diğer görüntüleri. Astronotlar kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda Ay'a inip cismin bulunduğu noktaya ulaşmışlar ve gördükleri manzara karşısında hem çok korkmuş hem de şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Çünkü karşılarında devasa büyüklükte ve yükseklikte prob biçimli bir ana gemiyle üçgenimsi bir uzay aracı enkazı ve hemen aracın yakın bir bölgenin az ilerisinde koca bir şehir kalıntısı yer almaktaydı. Karşılarında duran gemi tahmini hesaplara ve yıpranma paylarına bakılarak en az 1,5 milyar yıllık bir geçmişe sahip gibi görünüyordu. Devasa aracın içine giren astronotlar oldukça ilginç bir şeyle karşılaştılar. William Rutgold aracın sadece kokpit kısmına girebildiklerini ve orada gördüklerini şöyle anlatıyor. Aracın içine girdiğimizde ağır bir koku hakimdi. Rutubetli bir hava. Aracın motor kısmının yosun benzeri garip bir bitki örtüsü kaplamıştı. Etrafta tüpler içinde sarımsı bir takım sıvılar bulunan üçgenimsi taşlar bulunuyordu. Ayrıca bazı tüplerin içinde de küçük boyları 10 santimi bulan organımsal nesneler göze çarpmaktaydı. Etrafımızda tüplerden oluşan bir ağ dışında bir tür kaligrafiyle yazılmış birçok yazıt bulunmaktaydı. Evrede bulunan bazı güneş sistemi motifleri aracın çok uzak bir galaksiden geldiğini gösterir gibiydi. Tahminimizce bu ana gemi bir tür devasa laboratuvardı. Astronotları asıl şaşırtan şey ise iki adet insanımsı, Japonları anımsatan dünya dışı varlığa ait bedenlerdi.
Bulunan bedenlerden birisi oldukça parçalanmış, diğer ise jelimsi bir tabak ile kaplanmış bir şekilde mumyalaşmış ve bütün haldeydi. Varlığın bedeni gayet iyi korunmuş bir halde sapasağlam karşılarında durmaktaydı. Aracın içinde görüntüler alıp kısa bir inceleme yapan astronotlar, yanlarında yeterli tıbbi teçhizatları olmadığından ele geçen 1.65 boyundaki varlıkları inceleyemeden yanlarına alarak dünyaya getirmişlerdir. Ele geçen mumyalanmış haldeki hiç bozulmamış dişi varlığı astronotlarca Mona Lisa kod ismi verilmiştir. Varlık araç içinde bulunduğunda elleri ayakları düzgün bir biçimde yanına hizalanmış, göz kapakları ve dudakları bir kablo benzeri malzeme ile sabitlenmişti.